Selam millet, kanalıma hoş geldiniz. Ben Mert. Bugün sizlerle film yapımcılarının bilmenizi istemediği gerçeklere bakacağız. Videoya geçmeden önce beni Instagram'dan takip etmeyi kesinlikle unutmayın. Oradan beni takip etmeyen çok şeyi kaçırır. Bu videoya da like'ınızı atıp güzel bir yorum yazdıysanız ve en önemlisi de 0 TL'ye ailemize katıldıysanız serice videoya geçiyoruz. Filmlerde kullanılan tuğlaların gerçek olmadığını gösteriyor abi. Bunu aslında karton gibi bir şeylerden yapıyorlarmış. Bu filmlerde binalar yıkılıyor, adamlar duvarların içinden geçiyor, ne bileyim araba kazaları falan yapılıyor ya. Aslında o görüntüleri bunlarla yapıyorlarmış. Yani orada gerçekten bir duvar yok, sadece duvar görünümünde kartonlar var. Ben şimdi nasıl izleyeceğim aksiyon filmlerini? Kesin bir filmde birilerinin gidip doğada böcek falan yediğini görmüşsünüzdür. Aslında o böcekler gördüğünüz gibi hurma gibi bir şeyden yapılıyor. Tam neyden yapıldığını anlamadım. Ama ben böyle de yiyemezdim ya bunu. Ben o kadar korkuyorum ki böceklerden. Yani şunun dünyanın en güzel çikolatasını olduğunu bilsem bile yiyemem. Daha demin de söyledim. Şimdi nasıl izleyeceğiz filmleri? Bütün çakallıkları biliyoruz. Bu da film setlerinde kullanılan buz. Biliyorsunuz filmleri saatlerce, günlerce, aylarca çekiyorlar. Tabi orada gerçek buz olsa ne olacak? Hemen eriyecek ve içeceği tekrar yenilemeleri falan gerekecek. Ama bu erimeyen bir buz. Herhalde böyle jelatin gibi bir şey. Bükebiliyorsunuz, işte kırabiliyorsunuz, parçalayabiliyorsunuz. Yumuşak hem de erimiyor. Gerçek buz koysalar 5 dakikada erir. Çünkü oradaki ışıklar falan çok güçlü olduğu için ortam çok sıcak. Şu an burası bile 500 derece şu ışıklardan. Filmlerde gerçek cam bile parçalamıyorlar ya. Gerçekten bu videodan sonra nasıl izleyeceğiz? Bu da cam görünümünde şeker gibi bir şeymiş. Neyle yapıldığını belki öğreniriz internetten ama sıktığınız anda kırabiliyorsunuz. Yani hemen kırılıyor. Abi filmlerde falan nasıl oluyor yani şimdi? Ben hep cam kırıyorlar zannediyordum ya. Yani gerçek aktör kırmıyor da onun dublörü falan kırıyor zannediyordum. Meğerse o da cam değilmiş. Yani anlayacağınız, filmlerde gördüğünüz her şey yalan. Hiçbir şeye inanmayın. Yine aynı şekilde bu da cam şişe görünümlü yumuşak bir şey. Anlayacağınız üzere film setlerinde cam falan kırılacak şeyler yok. Yasak abi, kullanılmıyor. Kesin izlediğiniz bir film sahnesinde bir taşınma muhabbetleri geçmiştir. İşte böyle günlerce yol gitmişlerdir falan, böyle kutularda falan. Aslında o karton kutuları eskitiyorlarmış. Yani sıfır alıyorlarmış. Ondan sonra vuruyorlar, yakıyorlar, işte ateş tutuyorlar, siyahlaştırıyorlar, tekmeliyorlar falan. Üstüne de kahve döküyorlarmış. Böylelikle eski görünüyor. O sahneyi hatırladın değil mi? Böyle eski şeylerin istiflendiği bir çatı katı falan olur böyle. Gider oraya, oradan bir şey bulur falan. Onlar aslında 10 dakika önce alınmış sıfır karton kutular. Wow. Her şeyin fake olduğu gibi tabii içecekler de fake. Şimdi gerçek olsa ne olacak? O adamlar o filmi çekemeden kafa gidecek. Ama gördüğünüz gibi o içecek renginde tam olarak hani onun rengini tutturmuşlar. Gördüğünüz gibi bu mesela vişne suyu ama daha deminki de çok benziyordu. Renk falan katıyorlar. İçeceğin sahtesini yapıyorlar dediğim gibi. Gerçeği olsaydı o film bir yılda çekilemez. Burada tam ne kullandıklarını anlamadım ama yazın ortasında karlarla dolu bir yer yaratıyorlar ve kar filmi çekiyorlar. Ne kullandıklarını anlamadım. Keçi sütü mü diyor, nedir, bir şeye üstüne renk katıyorlarmış da ne olduğunu gerçekten anlamadım. Yani şimdi benim izlediğim karlı haritalarda geçen filmler aslında Ağustos'un ortasında mı çekildi? Hiç güvenim kalmadı. Tahmin etmişsinizdir, filmlerdeki o kartonlar, koliler falan aslında içini doldurulmuş ama aslında boş olan şeyler. İçine hafiften bir ağırlık koyuyorlarmış. Hem çok hafif görünmesin diye hem de ses çıkarmasın diye. Zaten biliyorduk. Yani gidip Brad Pitt'e şimdi 50 kiloluk koli taşıtmazsınız. Yılbaşında geçen filmlerde de o bilirsiniz bir ağacın altında hediyeler falan olur. Onları da çok özenle hazırlıyorlar. Tabii ki içi boş. Yani içinde hediye koyacak olsaydık oho bir ton masraf. Ben oyuncu olsaydım ama içinden bir gerçek hediye çıkmasını beklerdim ya. Aga be. Şu an çok garip bir şey öğrendim. Çantaları gördüğünüz gibi sahte paralarla dolduruyorlarmış. Yani güzel görünsün diye mi artık, ne için? Abi kitaplarla falan doldurmuyorlarmış, paralarla dolduruyorlarmış. Demek ki kitapla doldursak güzel görünmeyecek. Yani şöyle üste doğru biraz daha dar, alta doğru biraz daha geniş oluyor ya bu çanta. Herhalde o yüzden ya. Mesela niye para abi, taş taşısanız ne olacak ki? Ya da ne bileyim buruşturulmuş kağıtlar falan taşıyın. Bir film sahnesine eğer efektler atılmasaydı nasıl görünürdü? Görüyorsunuz üstteki efekt atılmış hali. Alttaki bildiğim benim stüdyo. Abi yani şu yeşil perdeler bende de var. Ama bende niye böyle görünmüyor? Baksanıza öyle duruyorsun falan. Ama sanki çok başka bir dünyada gibisin. Yani bu efekt falan. Ben mesela izlesem bunun gerçek olduğunu düşünürdüm ya. Yani oraya bir plato kurmuşlar falan zannederdim ama hiçbir şey gerçek değil ya. Bir tek yürüyen kişi gerçek. Başka hiçbir şey gerçek değil. En azından araba bir gerçek geçseydi ya.
Yine çok garip bir şey öğreneceğiz. Filmlerde böyle market poşeti olur ya, çok ses çıkarır. Onun, bakın sesine. Çok ses çıkarıyor, onun ses çıkarmayanını yapmış adamlar ya. Bunun gerçek poşet görünümünde, bakın şimdi. Hiç ses falan yok abi, hiçbir ses gelmiyor. Yani filmlerde gördüğünüz poşetler bile yalan ya. Daha ne diyeyim abi. Ya da abi diyor ki, bir bilardo sahnesi olan bir yerde film çekiyorsanız, bilardo toplarından insanların konuşmaları duyulmaz. Onun bile ses çıkarmayan topunu yapmışlar abi ya. Bakın şimdi. Hiç ses yok. Abi sünger falan herhalde bunlar. Ya bari bilardo topu gerçek olsaydı ya. Gitseniz yarın öbürsü gün bir film izleseniz, filmde beni görseniz ben belki gerçek bile olmayabilirim. Ben evimde otururken gidip beni bir filme koyabilirler. Film dünyası çok garip. Kabuslar göreceğiniz filmle alakalı bir şey diyor. Abi bir saniye, Sonic gerçek mi? Abi ben bu Sonic'i böyle animasyon falan zannediyordum. Bunun gerçek olanı da varmış. E niye yaptınız ki? Zaten animasyon. Galiba bunun fotoğraflarını falan çekiyorlar. 360 bunu bir tarıyorlar. Ondan sonra onu animasyona çeviriyorlar. Ben gerçekten böyle bir Sonic olduğunu bilmiyordum ya. En sevdiğiniz çizgi film neydi bu arada? Ben Johnny Bravo'yu çok severdim. Tom ve Jerry'ye de bayılırdım. Reklamlarda da işler aslında öyle yürüyor. Gördünüz şimdi oradan sanki içecek o kadar gazlı ki böyle patlıyormuş gibi gösteriliyor. Ama arkadan hortumdan suyu basıyorlar. Oradan patlıyor. Şu pastayı hepiniz biliyorsunuz. Babam böyle pasta yapmayı nereden öğrendi reklamındaki pasta? Onun üzerindeki çilekler gördüğünüz gibi ojeyle renklendirilmiş çilekler. Gerçek çilek değil. Yani evet gerçek çilek ama renk katılmış. Çünkü renk katılmasa böyle soluk bir kırmızı görünecek ama onun böyle tatlı görünüp sanki böyle çok güzelmiş gibi görünmesi lazım. Bence aralarında en şaşırtıcı olan bu. Gördüğünüz o pasta reklamları falan var ya, onlar pasta falan değil. Abi karton var oralarda ya. Üstüne boyaları ekliyorlar. Kartonları koyuyorlar. Gerçek pasta koysalar böyle olacak. Şu kadar ezik büzük olacak ama aralara karton falan sıkıştırıyorlar, ne kadar diri duruyor. Yalan abi yalan. İşleri güçleri yalan bunların ya. Evet gençler, bir videomuzun daha sonuna geldik. Filmlerde, reklamlarda kullanılan hilelere baktık. Eğer videomu eğlenerek izlediyseniz ve her gün böyle eğlenceli videolar gelsin diyorsanız, videonun altındaki abone ol tuşundan ücretsiz bir şekilde aramıza katılmayı ve onun yanında bir like tuşu var ya, onu paramparça etmeyi unutmayın. Şuradan diğer kanallarımıza da abone olabilirsiniz. Hepinizi bekliyoruz. Şuradan da diğer videolarıma göz atabilirsiniz. Hoşça kalın.